Özgürüz Radyo Son Tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlilde'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da bugünkü konuğumuz Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Doğan Ergün. Doğan Hocam hoş geldiniz. Merhaba Onur, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Evet, bugün dün aslında gündeme tabiri caizse böyle bomba etkisi yaratan bir haberle başlayacağız. Bugün gazeteciliği konuşacağız, gazetecilik sorunlarını konuşacağız. Tabii ki de Fatih Portakal'ın istifası, bu bomba gibi düşen olay aslında bu biraz da. Yani Türkiye'nin en çok izlenen, en çok reyting yapan kanalından biriydi Fox TV ve onun anchorman'i gerçekten onun yayınlandığı haberin yayınlandığı saatlerde bütün reytingleri alt üst eden bir kanaldan Fatih Portakal kendi isteğiyle ayrıldı. En azından kendisi öyle söyledi. Kısaca da olsa onun bir açıklamasını söylemek istiyorum. Sonra size paslayacağım hemen bu durumu. Şöyle bir açıklama yaptı. İlk önce Fox TV bir açıklama yaptı. Fatih Portakal kendi kararıyla istifa ettiğini söyledi. Ardından da Fatih Portakal şöyle bir şey söyledi. 10 yıldır gurur duyarak çalışıp birlikte keyifle yol aldığım Fox Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece ne yapmak istiyorum sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim dedi kendisi. Böyle bir istifa metni. Yani kendi içsel devrimimi yapmak istiyorum dedi. Ama şimdi uzun bir giriş oldu da hemen size paslayacağım bu durumu. Yani pandemi nedeniyle işte yaz tatilleri vesaire girişler uzadı ve Fox Haber'den ayrılırken Eylül'de görüşmek üzere kendisi dedi. Dünden beri de en çok konuşulan konulardan bu. Yani Fatih Portakal neden istifa etti? Bu kadar kariyerinin zirvesinde en çok izlenen bir kanalda yer alıp neden istifa etti? Açıkçası yani kimse de inanmıyor bir şekilde, yani istifaya bırakıp kaçtı deniliyor. Baskı altındaydı, bırakmak istedi deniliyor. Sizin yorumunuz nedir? Şimdi bir kere ben şu son dönem içinden geçtiğimiz bu dönemi biraz yani gazetecilik işin bir boyutu, işin belki de en önemli boyutlarından bir tanesi. Ama sadece gazeteciliği indirgeyerek anlayabileceğimizi zannetmiyorum, düşünmüyorum. Oradan başlamak istiyorum. Yani gerçekten pandemi sürecinin ardından ekonomik krize de beraber iktidarın sıkıştığı, iktidarın daha fazla insan tarafından, yurttaş tarafından sorgulandığı bir dönemde ben buna çare olabilecek, bu sıkışmaya çare olabilecek üst üste çeşitli hamleler yapmaya çalıştığını düşünüyorum iktidarın. Bunlardan bir tanesi sosyal medya meselesiydi. Sosyal medyaya dönük kısıtlama da içeren düzenlemeler. Bunlardan bir başkası zaten süreklilik kazanmış işte belediyelere kayyumlar. Bunlardan bir başkası daha nasıl diyelim siyasal İslam'ın dozunun arttırılması üzerine hamleler. Yani bunlar bence şey değil, tesadüf değil. İşin tabii bir de gazetecilik boyutu var. Sosyal medya zaten halkın haber alma hakkına dönük olarak bir müdahale olarak karşımıza çıktı. Aynı zamanda sen de en az benim kadar biliyorsun ki biz her gün gazetelerde ya da yayın kuruluşlarında, çalıştığımız mecralarda sürekli olarak sansür tehdidiyle, içerik kaldırma tehdidiyle karşı karşıyayız. Yani bugün Türkiye'de çok sayıda gazeteci arkadaşımız cezaevinde yaptıkları işlerden dolayı. Aralarında benim de olduğum, belki sen de varsın bilmiyorum, o yüzden kusura bakma ama çok sayıda arkadaşımız, belki binlerce arkadaşımız şu anda davalarla uğraşıyor. Daha evet. Dün yeni bir dava haberi aldık. İşte biz de ileri haber için. Orada da 250 bin lira istiyormuş saray bizden. Yani bu süreklileşmiş hale geldi açıkçası. O yüzden ben şimdi bu iklimden bağımsız düşünülemeyeceğini düşünüyorum. Fatih Portakal'ın durumunu da. Tabii işin bir de şeye bakmak gerekiyor. Her yerde olduğu, her alanda olduğu gibi işin ucu bir şekilde paraya dayanıyor. Yani siz esas olarak hem
medyada hem başka alanlardaki dönüşümü takip edebilmek için, dönüşümün izini bulabilmek için bir şekilde parayı takip etmeniz gerekiyor. Parayı takip ettiğinizde bu sefer özellikle konvansiyonel medya kuruluşlarında, işte gazetelerde, televizyonlarda sahiplikler nasıl? Bunu takip etmeniz gerekiyor. Bu sahipler bu işi sadece bir medya işi olarak mı yapıyorlar? Aynı zamanda başka alanlarda ihaleler için mi yapıyorlar? Oralarda bir güç elde edebilmek için mi yapıyorlar? Bu çok önemli. Şimdi Fox TV'ye baktığımızda ben açıkçası Fox TV'nin böyle görece muhalif bir pozisyonda nasıl bulunduğunu uzun süredir anlamakta güçlük çekiyordum. Çünkü biliyorsun yani Türkiye menşeli bir kanal değil, ABD menşeli. Fox News dediğimiz şey ABD'de sürekli Trump'ın haberlerini yapmakla meşhur. Evet. Ve Türkiye'de A Haber neyse ABD'de de Fox News benzer şekilde anılıyor. Bir şekilde Türkiye'de de Türkiye ayağına da bir müdahale ben kendi adıma bekliyordum. Ben de senin gibi içsel devrimini gerçekleştirmek gerekçesini çok akla yatkın görmedim açıkçası Fatih Portakal'ın durumuyla alakalı. Yani kendisi evet bu ifadeyi kullandı da ben dünden beri bu cümleye baktığım zaman böyle bir gülme vesaire de geliyor da içsel devrim mevzusundan. Peki yani bahsettiğin şeyler evet bu siyasi iklimin gazeteciler üzerinde kurduğu baskıdan azade değil bütün her şey. Peki şimdi yani bir hareketlenme var Fox'ta. Yani bu artık böyle bir şey aşikar. Şimdi bu durum oradaki muhabirleri etkileyebilir mi sizce? Yani muhabirler de yarın öbür gün istifa edebilir mi? Ya da işte işten çıkarmaya zorlanabilir mi? İşten ya da çıkarılabilir mi? Bununla ilgili bir öngörün var mıdır? Evet. Şimdi bu iyi oldu bunu sorman. Önce şuradan başlayalım. Yani şunu mutlaka aklımızda tutmamız lazım. Sonuçta Fatih Portakal bir anchormanlik yapıyordu. Ben onu haberci, gazeteci geçmişine bir şey diyemem. Ama son dönemde yaptığı şey, öne çıktığı nokta anchormanlikti. Yani bir hani biz Fatih Portakal özel haberleri görmüyorduk. Bunu evet. Kötülemek ya da aşağılamak falan için söylemiyorum. Bu da çok değerli. Yani kendi adına bir anchormanlik, bir yorumlama işinin ben doğru önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Bunu bir küçümseme vesilesi olarak söylemiyorum. Ama sonuçta orada muhabir arkadaşlarımız çalışıyor. O muhabir arkadaşlarımız haber yapıyorlar. Elbette Fatih Portakal'ın o haberlerin nasıl yapılacağı konusunda ve özellikle de haber yönetiminin yani Fox TV haberin yönetiminin o haberlerin hangi içerikle nasıl tutarlı, doğru, gerçek şekilde yapılıp yapılmayacağı konusunda bir tasarrufları elbette oluyordu. Onların hakkını da yemek istemem. Ama sonuçta emek verenler muhabir, gazeteci arkadaşlarımız. O arkadaşlarımızın ben evet yani bu çerçevede değerlendirildiğinde işlerinin bundan sonra çok kolay olacağını zannetmiyorum. Şimdi burada istersen şöyle bir kısa hatırlatma da yapalım. Tabii şimdi, tabii buyurun. Ana akım medya dediğimizde biz bazı gazetecilik örneklerinin yaşanabildiğini gördük. Geçmiş dönem yani son 10 yıla baktığımızda 15 yıla baktığımızda örneğin her ne kadar ana akım olsa da ve başka sahiplik ilişkileri iş yapılmasını zorlaştırsa da örneğin Mustafa Hoş'un yönetiminde olduğu bir NTV dönemi ya da Mustafa Hoş'la beraber andığımız başka insanlar da var elbette. Hani haksızlık etmek istemem kimseye ama o dönem mesela NTV açısından gerçekten önemli gazetecilik işlerinin yapılabildiği bir dönemdi. Çok kısa bir dönem CNN için, CNN Türk için bunu söylemek mümkündü. Ya yani daha gerilere gidersek elbette TRT'nin bile böyle çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok yerde pek çok gazeteci arkadaşlarımız emek verdiler, işlerini yapmaya çalıştılar. Ama bütün buralarda nereye dayandı sonuç? Bir şekilde sahiplik ilişkisi, patronaj ilişkisi iktidarla ilişkileri etkiledi. Düzenli olarak, sistematik olarak bunlara dönük baskılar yaşandı. Ve bir noktadan sonra daha fazla ihale almak isteyen ya da iktidarla ters düşmek istemeyen patronaj buraları artık gazete olmaktan ya da gazetecilik yapılan mecralar olmaktan
çıkarmaya başladı. Şimdi bu çok önemli. Ben bunu daha önce bir yazı, İleri Haber'de bir yazıda da yazmıştım. Başka yerlerde de söylemişliğim vardır. Yani böyle Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ama bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Otoriter rejimler insanların mesleklerini yapmalarını da, mesleklerini hakkıyla yerine getirmelerini de engelleme uğraşı içindedir. Yani otoriter rejimlerde, hatta giderek işte faşizme doğru uzanan rejimlerde, örneğin bir avukatın avukatlığını, sadece avukatlığını yapması dahi çok istenen bir şey değildir. Bir hekimin hekimliğini yapması istenen bir şey değildir. Hatırlarsın TTB'ye dönük davada ne yaptı hekimler? Sadece mesleklerini ifade ettiler, mesleklerinin gereklerini ifade ettiler. Savaş bir halk sağlığı sorunu dediler ve bu yüzden çok ciddi suçlamalarla ve yargılamayla karşılaştılar. Aynı şey avukatlar için geçerli. Bence aynı şey öğretmenler için geçerli ve aynı şey gazeteciler için geçerli. Otoriter rejimler gazetecilik yapılmasını istemez. Gazetecilik yapılacak mecraları da gerekirse kapattırmak, artık oraları çalışamaz hale getirmek bu rejimlerin doğasında olan bir şey. Muhabir arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız daha yakın zamanda Hürriyet'te, CNN Türk'te yaşandığı gibi, evet, şimdi de benzer şekilde bir sonla karşılaşabilirler. Ama yine de şunu tabii payını koymak lazım. Bence dedim, sen de öyle söyledin, Fatih Portakal hani bizi ikna etmedi bu açıklama. Evet. Ama sonuçta çok da detayını bildiğimiz bir durum maalesef değil. Evet. Burada şunu da sana sormak istiyorum. Yani burada sendikalar ne yapmalı peki? Yani Türkiye Gazeteciler Sendikası başta olmak üzere meslek örgütleri, dernekler, oluşumlar, yani hazırlıklı mı yani? Şu an bakıyoruz, medyanın büyük bir kısmı iktidar hegemonyası altında. Yine bence üzerinden gideceğiz ne yazık ki Fatih Portakal'ın bu açıklamasından sonra. Böyle bir takım insanlar mesleği bırakıyor, başka işlerle uğraşmaya çalışıyor. Ya da işte kimisi tutuklanıyor, kimisi gözaltına alınıyor. Sen de iyi biliyorsun, bir sürü böyle konular var. Sansür oluyor, otosansür. Hepimiz bunu ne yazık ki, herkes için söylemeyeyim de, çoğu insan buna başvuruyor. Otosansüre de başvuruyor bu siyasi iklimin baskısından kaynaklı. Peki burada sendika oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır mıdır? Hazır diyebilir miyiz yani? Evet. Hak arama konusunda. Evet, yani şimdi şunu bir kere söylememiz lazım. Bir kere biraz önce söylediğim gazeteciliğin artık yapılmamasının istenmesi hali. Özellikle konvansiyonel medya kuruluşları açısından söylediğimizde çok geçerli. Ve oralarda aslında patır patır bir dökülme söz konusu. Giderek daha fazla gazeteci arkadaşımız işten çıkarılıyor. İşte çünkü gazetecilik yapılması istenmiyor. Şimdi bir kere bunu koymamız lazım. O yüzden Türkiye'de sendikalaşma oranı, hele basında sendikalaşma oranı çok çok düşük olduğunu da bir kere eklememiz lazım. Bunu bakın, yani şunun da altını çizerek söylüyorum. Mesela Sözcü gibi yine işte hani sen nasıl diyelim, görece muhalif bir çizgide durduğu söylenen bir yayın organında dahi sendikalaşmaya çalışan işçilerin direkt ya da emekçi arkadaşlarımızın önü kesildiğini biliyoruz. Daha önce bu Hürriyet'te yaşandı, birçok başka yerde yaşandı. Şimdi isim vermek istemiyorum ama işte böyle yine muhalif olduğu söylenen, iddia edilen pek çok kurumda sendikanın sendika gibi çalışmasının önüne engel getirmek için yıllardır çaba harcanıyor. Ben bunu ya sendika tarafını korumaya çalışmak adına söylemiyorum. Eksikler var ve yanlışlar var, hatalar var, yetersizlikler var. Bunların hepsini birazdan söylemeye çalışacağım. Ama işin böyle bir başka boyutu da olduğunu bir kere ortaya koymamız gerekiyor. Gazetecilerin sendikası olması istenmiyor, hem iktidar tarafından istenmiyor hem de muhalif gibi görünen yayın organları tarafında bile istenmiyor. Bunu bir kere açıkça ifade etmemiz gerekiyor. İkincisi, şöyle yapısal bir sorunla karşı karşıyayız Onur. Sen de ben de şu anda sosyal medya üzerinden yayın yapan mecralarda çalışıyoruz. Evet. Şimdi bu aynı zamanda bir tanımsızlık, yani Türkiye açısından bir tanımsızlık
beraberinde getiriyor. Kim gazeteci, kim değil sorusuna cevap bulunamıyor. Ben buna cevap bulabiliyorum, sen buna cevap bulabiliyorsun. Bizim açımızdan gazetecinin kim olup olmadığı sorusunun bir cevabı var. Ama mevzuat açısından çok ciddi sorun var. Ve bugün gazeteci diyebileceğimiz insanlardan şöyle bunları hepsini bir torbaya atsak, isimlerini bir yazsak ve torbaya atsak ve bir kişiyi çeksek, çıkarsak içinden, o muhtemelen sosyal medya mecralarında çalışan insan olurdu. Yani değil mi? Yani böyle evet. Bir şey var ve bu alanda mevzuat yok. Bu alanda işte iş tanımları belli değil. Bu alanda inanılmaz bir emek sömürüsü, mobbing, sansür, otosansür dayatmaları veya öyle bir iklim var. O yüzden gerçekten de bu yeni iklim kendi mevzuatını, kendi örgütlenme biçimlerini, kendi sendikalaşma biçimlerini de yaratabilmiş durumda değil. Ama bütün bu yapısal sorunların yanı sıra bizim cenahta da, yani hem sendika hem de biliyorsun işte bir gazeteci dayanışma ayrıca kurduk evet, falan. Evet. Bizim tarafta da çok ciddi bir atalet olduğunu, bizim tarafta da işlerin istediği gibi gitmediğini de teslim etmemiz gerekiyor. Maalesef bu konuda hazırlıklıyız dersek ya da bu ortama ayak uyduracak şekilde bir hazırlık yapmış olduğumuzu söylersek doğruyu söylemiş olmayız. Biraz önce söylediğim yapısal sorunlarla da birlikte. Peki buradan şunu da sormak istiyorum. Evrensel Gazetesi olayına geçmek istiyorum. Şimdi Evrensel Gazetesi'nin Diyarbakır temsilciliğinde görevli çalışan gazeteci Cengiz Anıl Bölükbaşı kendilerini polis diye tanıtan 3 kişi tarafından alıkonuluyor. Alıkonulduğunda da açık bir şekilde kendisine ajanlık teklif ediliyor. Çünkü şu an çalıştığı yer yasal bir gazete, yani Evrensel Gazetesi'nden bahsediyoruz. Şu an sorun olmayacağını söylüyor polisler ama ilerleyen zamanlarda bunun sorun olabileceğini söyleyip bir muhabire, orada çalışan bir insana ajanlık teklif ediyor. Bununla ilgili TGS Diyarbakır Şubesi'nin de açıklaması oldu zaten bu konuyla alakalı. Yani biz uzun bir süredir böyle gazetecileri alıkonulup kendini polis diye tanıtan insanlar gazetecileri alıkonulduktan sonra böyle ajanlık teklifleri duymuyorduk bir süredir. Galiba 2016-2017 sürecinde özellikle de 2016'daki bu sokağa çıkma yasakları zamanında bölgede bunları çok duyuyorduk aslında. Bir süre olmuştu bunları duymayalı. Şimdi tekrar böyle bir haber gündeme geldi. Böyle bir durum söz konusu. Ne söylemek istersin bu konu hakkında? Evet. Gerçekten tam da senin dediğin gibi aslında bir süredir görmediğimiz bir yöntemdi. Şöyle görüyorduk ama biz bunun haberlerini yapmıştık daha önce. Şimdi şu oluyor mesela, bir siyasi partiye üye, yasal bir siyasi partiye üye gençler. İşte orada ya aileleri aranıyordu ya işte kendilerine ajanlık teklif ediliyor, bir şey yapılıyor. Yani bu doğrudan İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi, ilgisi dahilinde oralardaki polis teşkilatının bizzat yaptığı işler, bir kısmını kabul ediyorlar, bir kısmını etmiyorlar. Kabul edip ne diyeceksin yani? Hani şey de yok, yani bir açıklaması da yok ama iş pervasızlığın boyutlarını söylemeye çalışıyorum. O yüzden böyle haberleri bir iki senedir ben çokça yaptığımızı hatırlıyorum. Ama gerçekten gazeteci meslektaşlarımız açısından böyle bir şeyle bir süredir karşılaşmıyorduk. Şimdi bizi dinleyen ve izleyenler açısından gerçekten durumun vahametini göstermesi için çok önemli bir örnek. Yani şunu gerçekten hep beraber bir kere daha altını çizelim. Şu anda biz içeriklerimizi kaldırmaya zorlanıyoruz. Bakın insanlar sicillerini temizliyor. Şu anda bize gelen işte şeylerle, dayatmalarla, mahkeme kararlarıyla, şikayetlerle, şunlarla, bunlarla bir kere içeriklerimiz temizleniyor. Yani bunu bilsin vatandaşlar. Mesela işte atıyorum Berat Albayrak'la ilgili bir haber bir süre sonra ya ben bunu okumuştum diyeceksiniz ve göremeyeceksiniz. Yani sicillerini temizliyorlar. İkincisi sürekli davalar açılıyor hakkımızda ve işte gazeteci arkadaşlarımız ya hapse atılıyor ya davalarla uğraşmak zorunda kalıyor. Ve bir üçüncüsü sansür sürekli olarak baskısı var. Ve şimdi yeni bir yöntem ya da bir süredir kullanılmayan bir yöntem. Arkadaşımıza çok geçmiş olsun diliyorum. Türkiye Gazeteciler Sendikası da bu konuda bir açıklama yaptı gerçekten de. Ya onunla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Tüm bu tür bundan sonra karşılaşabilecek meselelerle
dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Gerçekten yani ortada ayağa kaldırmamız gereken gündemlerden bir tanesi de buydu. Evet, çok can sıkıcı bir olay. Aslında alanda haber takip eden gazeteciler zaten uzun bir süredir, yani uzun bir süre de gerçi az kalır da, yani özellikle 4 yıldır ciddi bir baskı altındaydı zaten. Bir sarı kartla yatması. Şimdi turkuaz kartı döndü. Aynen. Zaten onu zaten hiçbir gazeteci şu an galiba alamıyor. Öyle almak bir durumda söz konusu. Evet, yani bir şekilde Cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor ve işte o gazeteciliğin tanım mevzusu burada devreye giriyor. İşte ben biliyorum sen gazetecisin, ben gazeteciyim, X, V, Y, Z gazeteci, ama şimdi onlara göre de onlar diyorum artık. Evet. Biz gazetecilikten pek sayılmıyoruz. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Sana da bu yayınlara başarılar dilerim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet, Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Doğan Ergün bugün konuğumuzdu. Fatih Portakal'ın Fox Haber'den istifa etmesine konuştuk. Tabii kendisi bunun bir içsel devrim olduğunu dile getirip artık bıraktığını, emekliye ayrıldığını açıkladı. Ama tabii dünden beri de sosyal medyada, gerek ise birçok haber portallarında, TV'lerde bu konu tartışılıyor. İstifa etti mi? Gerçekten mi istifa etti? Yoksa bırakmak zorunda bırakıldı mı? Ya da arkada başka şeyler mi devreye girdi de bu zorlandı gibi? Aslında somut olarak baktığımızda bu da ne kadar Türkiye'de gazetecinin acı halde olduğunu gösteriyor. Somut olarak istifa etmiş bir insan, belki de doğru da olabilir, bilmiyoruz, ama yani işte Türkiye'de yaşadığımız için son 4-5 yıldır ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğu için meslek, bunun altında bir şey aranıyor doğal olarak. Gazeteciler de bunun peşini galiba bırakmaz, soracak yani herhalde bu tam açıklığa kavuşana kadar. Aynı zamanda da Evrensel Gazetesi Diyarbakır temsilciliğinde çalışan gazetecinin polisler tarafından kaçırılıp ajanlık teklif edilmesini Doğan Ergin'e sorduk. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Yarın başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.